14 Mayıs seçimlerinin ardından kamuoyundaki bazı iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyon bülteniyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Oğan'a yönelik olarak isteklerine boyun eğmeyeceğim şeklinde bir demecinin olmadığının belirtildiği dezenformasyon bülteninde Anadolu Ajansı'nın seçim gecesi verileri bir siyasi partiden aldığı iddiasının da gerçek olmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yeni yayınladığı dezenformasyon bülteninde seçim gündemine ilişkin medyaya yansıyan yanlış haberleri tespit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'la bir mülakat yapmış. Kendisine Sinan Oğan buyur, bir destekte buyur. bulunması halinde bir teklif sunup sunmayacağı sorulmuştu. Bazı yayın organlarında mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim yanıtını verdiği belirtilmişti. Ancak dezenformasyon bülteninde Erdoğan'ın böyle bir cümle kurmadığı belirtildi. Erdoğan'ın konuya ilişkin "Ben bu tür pazarlıkları hiç sevmem." yanıtını verdiği vurgulandı. Seçim günü Yüksek Seçim Kurulu'nda yanlış veri kaydedildiği iddia edilmişti. İletişim Başkanlığı iddiaları ele aldı. Görseller incelendiğinde yanlış veri gösteren ekranın YSK sistemine değil, CHP sistemine ait olduğu tespit edildi denildi. Anadolu Ajansı'nın seçim sonucuna ilişkin verileri bir siyasi partiden aldığı iddialarına da yanıt verildi. Bu iddiaların doğru olmadığı, ajansın 2500 çalışanla sahadan aldığı verileri abonelerine aktardığı belirtildi. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazların ardından Şanlıurfa, Batman ve Mersin'deki AK Parti ve Hüdapar vekillerinin HDP ve İyi Parti'ye geçtiği iddialarının da doğru olmadığı bildirildi. AK Parti'nin Öcalan'ın hapisten çıkması için iki kez meclise yasa önerisi getirdiği, CHP'nin ise bu tasarının yasalaşmasını engellediği iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi. Söz konusu tasarıların terörle etkin mücadeleye ilişkin düzenlemeler olduğu belirtildi.